öncesinden Türkiye gündemine angaje edilmişti. Yani Eylül ayında bir araya gelen liderler o zaman özellikle Güney Rum kesiminin ekonomik yaptırım baskısına cevaben konuyu Aralık ayına ötelemişlerdi ve Aralık ayında Türkiye ile ilgili daha pozitif ya da negatif bir yol ayrımına girileceğinin mesajı verilmişti. Türkiye'ye zaman zaman Doğu Akdeniz'de geri adım atması çağrısı yapılıyordu. Özellikle Fransa'nın da desteğiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ekonomik yaptırım talebini masada tuttu. Bugün de Dışişleri Bakanları üye ülkelerin pozisyonunu belirlemek ve 2 gün sonra gerçekleşecek olan liderler zirvesine hazırlık mahiyetinde bir araya geldiler. Elbette Avrupa Birliği'nin kendi içinde de bir takım problemleri var. Hem bunlar konuşuldu, yaklaşan Brexit sorunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde değişen yönetim ama en sıcak başlık elbette Türkiye konusuydu. Çünkü Türkiye'nin hem Libya'da dengeyi değiştirmesi, hem Doğu Akdeniz'de artık daha etkin bir politika izliyor olması, hem de Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği siyasi destek Fransa'yı önemli ölçüde rahatsız etmişti. Fransa ve Fransa'daki Ermeni asıllı siyasetçileri. Bu da tam bu zirve öncesi Fransa'nın Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu biraz daha pekiştirmesine sebep oldu. Ancak Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkenin tamamı Fransa ile aynı düşünmüyor. Nitekim bu yüzden de onların beklentileri var elbette. Daha önce verilen sözler ki bunlar bize muafiyeti, göçmen konusunda Avrupa Birliği'nin kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi ve gümrük yeni anlaşmasının güncellenmesi. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Brüksel'e gelmiş, bizzatihi Avrupa Birliği yetkilileriyle yüz yüze görüşmüş. Türkiye'nin aslında pozitif bir gündemle yoluna devam etmek istediğini, fakat hakkaniyetli ve adilane bir müzakereyle bunun mümkün olacağının da altını çizmişti. İşte şu anda gözler 2 gün sonraki liderler zirvesinde olacak. Avrupa Birliği üyesi ülkeler bundan sonra Türkiye ile daha pozitif ve yapıcı bir ilişkiyle mi yoluna devam edecek? Yoksa bir anlamda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa'nın da desteğiyle kendisini de sıkıştıracak, daha zorlu bir sürece mi girecek? Hep birlikte takip ediyor olacağız.